sevgili Savaş Tepeli hemşehrileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla şahsım ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına selamlıyorum. Helal! Evet. Helal! Ben buraya gelirken Sırt'tan geliyorum. Hiç bu kadar heyecanlı bir kalabalıkla karşılaşacağımı düşünmemiştim. İnanın ne söyleyeceğimi de unuttum açıkçası. İçimden ne gelirse onu söyleyeceğim sizlere. Efendim öncelikle şunu paylaşmak istiyorum. Bekelim yaklaştıralım. Ben de sizlerden birisiyim. Savaş Tepe'nin özellikle Sarı Beylerin damadıyım. Ben bugün ilk kez söylüyorum. Efendim benim her şeyim, bugünlerimi borçlu olduğum değerli eşimin ailesi burada görev yapmıştır öğretmen olarak. 15 yıl Savaş Tepe öğretmen okulda ve Sarı Beyler'de de burada ilk öğretimde müdür olarak görev yaptı sevgili kayınpederim. Kendisini ellerinden öpüyorum. Ben de dolayısıyla sizlerin damadıyım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlarımızın ismini söyle diyorlar. Halil Hoca, Halil Şenol Ersan. Benim kayınpederimdir. Evet, evet. Burhaniye, evet. Burhaniye. Burhaniye, doğru. Evet. Tabii. Eşim de burada doğmuştur, onu da söyleyeyim. O nedenle Savaş Tepe'nin benim gönlümde ayrı bir yeri var ve ben kendimi her zaman aynı zamanda tabii Balıkesir merkez ama özellikle de Savaş Tepe'nin milletvekili olarak da söylüyorum. Burada Reha abi de var bizim aynı zamanda, evet. Efendim tabii güzel bir atmosfer. Ben şunu düşündüm. Burada iş bitmiş. Bitmiş. Bitti. Burada biz aslında bir seçim mitingi yapmıyoruz. Bir seçim kutlaması yapıyoruz. Yaşa! Evet, evet, evet. Yani görüyorum ki Özgür Bey'imiz başkanı ilan ediyoruz. Allah izin verirse inşallah imkanlar da el verdiği takdirde genel merkez görevlendirmezse 31 akşam ben de inşallah kutlamaya gelmeyi çok arzuluyorum. Tabii ülkemizin her zamandan daha çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa ve barışa ihtiyacı olduğu zamanları yaşıyoruz. Bakın 2 gün önce Regaip Kandili'ydi. Mübarek 3 aylara girdik. Allah hepimizi tekrar böyle güzel kandillerde buluşturmayı nasip etsin inşallah. Dediğim gibi her şeyden çok birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluğa ihtiyacımız olduğu zamanları yaşıyoruz. Bu bağlamda da bakınız bizler Cumhuriyet Halk Partililer ve İYİ Partili kardeşlerimiz el ele kol kola verdik ve bir millet ittifakını oluşturduk. Sizlerin karşısına geldik. Ayrımız gayrımız yok. Hepimizin derdi evet ülkemizin insanımızdır. Yaşadığımız sıkıntıları çözmek istiyoruz. Şimdi insanımıza sorduğumuz zaman nedir efendim sıkıntılarınız dediğimiz zaman insanımız hep şunu söylüyor. Geçinemiyoruz. Hayat pahalılığı var diyorlar. Evet geçinemiyoruz. Hayat pahalılığı var diyorlar. Başka ne sorunuz var dediğimiz zaman işsiziz diyorlar. Çocuğum okudu ama işsiz evde oturuyor diyorlar. Ve sorunlar giderek artıyor. Eğitimle ilgili sıkıntılar var. Gelir dağılımında terörle ilgili ama en can alıcı nokta hayat pahalılığı. Mutfakta sıkıntı var arkadaşlar. Bakın. Evet. Ocak ayındaki gıda harcamalarının istatistiğini söyleyeceğim. TÜİK yapmıştır devletin resmi rakamları. Gıda harcamalarında %24 azalma var. Yani 1/4 oranında. İnsanımız artık affedersiniz aç dolaşıyor. Yani gıdasından, lokmasından dahi küçülmüş durumda. Biz istiyoruz ki ekmeğimiz büyüsün. Bu hayat pahalılığını ortadan kaldıralım, işsizliği giderelim. Bakın sabah buraya gelmeden önce Susurluk'taydım. Bir manav tezgahının önündeyim. İnanın fotoğrafını da sanal medyamda yayınladım.
Efendim soğan 6 lira diyor. Aynen. Patates 5 lira diyor. Aynen. Ya bizden arkadaşlar artık soğanı Mısır'dan getirir hale geldik. Halbuki biz ne diyorduk ilkokul dönemlerimizde? Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiyiz diyorduk ve bununla övünüyorduk. Şimdi ne oldu? Tarlalar boş. Tarlalar boş, fabrikalar durmuş durumda. Halbuki çiftçimize yeteri kadar destek verilmiş olsaydı ne soğanı biz Mısır'dan, İran'dan, ne buğdayı Bulgaristan'dan, ne kepeği Ukrayna'dan getirmek durumunda kalmayacaktı. Şimdi bir basit bir istatistik vereceğim. Tüm milli gelirin %1'i, tarım kanunu bunu emreden %1'ini çiftçiye destek olarak vermek zorundadır hükümetler. %1'ini. Ama şimdiye kadar mevcut iktidarda böyle bir destek olmuş mudur? Efendim tamamen desteklenmedi demiyoruz. Elbette destek verilmiştir. Fakat kanunun öngördüğü oranda destek almamıştır çiftçimiz. Ve her çiftçimizin şu anda mevcut iktidardan, mevcut hükümetten 68 bin lira alacağı vardır. Eğer ki resmi rakamlarda destek alınmış olsaydı. Biz istiyoruz ki boş tarla kalmasın. Üreticimiz, çiftçimiz ucuz mazot alsın, ucuz gübre alsın, ucuz zirai ilaç alsın, ucuz tohum alsın, ucuz yem alsın, üretsin. Hayvancımız da para kazansın, çiftçimize para kazansın. Efendim diğer konu ise işsizlikle ilgili. Bakın gençlerimiz var, hepsi gayet ne kadar güzel. Şimdi ben de siyasete girerken Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü çok kullanmıştım. Bütün ümidim gençliktedir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten öyle. Bizden geri gelecek sıramızı bu gençlere vereceğiz. Bakın şimdi de belediye başkanı olarak da evet genç bir arkadaşımız var. Özgür kardeşimizi sizlere emanet ediyoruz burada. Saçlı mavi gözlü hepimizin yüreğinde. Evet. Şunu ifade etmek istiyorum. Allah'a şükürler olsun ki evet iki kez buraya aday olarak geldim. İlk kez milletvekili olarak konuşuyorum, hitap ediyorum sizlere. Kuvayi Milliye şehrinin milletvekili olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Mustafa Kemal'in partisinden milletvekili olmaktan da büyük onur duyuyorum. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim. Biraz önce buraya gelirken arkadaşlarım çok güzel bir sloganla bahsettiler, söylediler. Efendim, Kemal'in askerleriyiz. Huzurunda Kemal'in askerleriyiz. Huzurunda Kemal'in askerleriyiz. Huzurunda Kemal'in askerleriyiz. Huzurunda Kemal'in askerleriyiz. Elbette ki Mustafa Kemal'in askeriyiz ama ben kendime farklı bir pay çıkartıyorum buradan. Meclis tutanaklarını da geçirdim. Ben diyorum ki Kuvayi Milliye Şehrin milletvekiliyim ve Mustafa Kemal'in milletvekiliyim diyorum orada. Evet. İnan.